Arkadaşlar aramız artık sakinleşti. Görüldüğü gibi yanıma kadar sokabiliyorum. Önemli olan sakin durabilmek, sakin kalabilmek ve arıyı sevebilmek. Merhaba Arıcılık Teknik Müdürü Mustafa Kanlı izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konuda tekrar karşınızdayım. Bugün körükle ilgili video paylaşmak istedim sizlerle. Ne yapıyoruz? Bu bir körüğümüz. Körüğümüzü yaktım. Vanımıza yaklaşmadan önce muhakkak ki körüğümüz ve el demirimiz yanımızda olması lazım. Körüğün amacı arılarımızın sakinleştirmek. Yani kovanda yangın hissi uyandırıp arıların en değerli varlığı olan balı depolama girişimine girmeleri gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Arı şimdi dumanı verdiğimiz zaman ne yapıyor? Kovanda yangın var hissine kapılıp balını kurtarmak için kursaklarını balla dolduruyor. Arı balla kursağını doldurduğu zaman sokma eğiliminden bir nebze olsun uzaklaşmış oluyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Öncelikle kovanımızın uçuş deliğinden kovanı açmadan 1-2 dakika önce duman veriyoruz. Bunundaki amacımız 1-2 dakika önce vermemizdeki amacımız, şimdi dumanı verdiğimiz zaman bütün kovan bir reaksiyona giriyor. Öndeki nöbetçi arılar reaksiyona girip kovanı tetikliyor. Tetiklediği zaman ne oluyor? Kovan hırçınlaşıyor. Yani 1-2 dakika beklemeden kovanı açarsak bu sefer daha da çok hırçın bir arıyla karşı karşıya geliriz. Buradaki 1-2 dakika sonra arı normale döner ve balonu tüketmeye, kursağını doldurmaya başlamış olur. 1-2 dakika sonra üst kapaktan açarak hafiften duman vererek bu sefer de arıların, nöbetçi arıların alarm fenomen kokularını bastırmak için duman veriyoruz ara ara. Ve bu fenomen kokusu diğer arılara ulaşmamış oluyor ve diğer kovanlara ulaşmamış oluyor. Eğer ki biz duman vermezsek, bu fenomeni bastırmazsak ne oluyor? Bu sefer bütün kovanlarımız tedirgin oluyor. Bir dışarıdan bir saldırı olduğunu hissini alarak tedirginleşiyor ve bu sefer bize daha da hırçın oluyor. Ve ne yaparsak yapalım, arımız ne kadar sakin olursa olsun arkadaşlar muhakkak maskesiz arımıza bakmayalım. Neden derseniz arı ne zaman hırçınlaşır? Bir, zehir aldığı zaman, iki, ana arı olmadığı zaman, anasız kaldığı zaman ve üç, geceden yabani hayvanların yani rahatsız ettiği kovanlar gündüzünde hırçın olur ve bunu biz bilemeyiz. Eğer ki bir gün önce sakin olan arı bir gün sonra muhakkak hırçın olabilir. Ve bu sağlığımızla tehlike altına atmış oluruz. O yüzden riske girmemek için ben her zaman önerim maskesiz arımıza bakmayalım. Bunu önemli sizlere vurguluyorum. Ve bakalım uygulamaya bakalım nasıl olacak. Hep beraber uygulamaya geçelim. Evet, körüğümüzü yakabiliriz artık. Önceden hazırlamış olduğumuz oluklu kartonumuzu bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Ben genellikle oluklu karton kullanıyorum. Uzun süre dumanı yeterli geliyor. İstediğimiz zaman duruyor, istediğimiz zaman da devam ediyor. Bu şekilde körüğümüze sığacak şekilde sıkı sıkıya sarıyorum. Bunu tutuşturabilmek için ufak bir kağıt parçasını yakıyorum. Gördüğünüz gibi içine atıyorum. Biraz harlamasını bekliyorum. Biraz harlasın. Ondan sonra bunu koyuyoruz. Sarmış olduğumuz rulomuzu koyuyoruz. Ve yavaş yavaş körüklüyoruz. Görüldüğü gibi artık dumanımız hazır. Arılarımız istediğimiz gibi bakabiliriz. Evet arkadaşlar, bu normal bir kolonimiz. Şöyle hafiften biraz duman veriyorum. Şimdi 1-2 dakika bekleyelim. Görelim, kovanı açalım. Sakinleşme var mı yok mu? Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar. 2 dakika önce kovanımıza dumanımızı verdik ve arılar, önden verdiğimiz dumanda arılar yangın hissini algıladı ve kovandaki en değerli varlıkları olan balı tüketme depolamak için, kurtarmak için artık kursaklarını doldurdu.
ne yapıyor? Kendini emniyete almış oluyor. Evet, şimdi bakalım durum, sakinleşme var mı? Tabii bir taraftan kovanın üst kapağını açarken yavaş yavaş da duman veriyoruz. Yani naylonu aç kaldırayım. Böyle hafiften duman veriyoruz ki fenomen salgıyan arılar, yani alarm fenomeni salgıyan arıların fenomeni yayılmasın diye yavaş yavaş, sakin sakin, çok acele etmememiz gerekiyor. Sakin yaptığımız zaman her zaman arımızda problem olmaz. Şu anda maskesi de bakıyorum, görüldüğü gibi. Ama ben demiyorum, hani maskesiz bakın demiyorum. Benim diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Biraz da acele ettiğim için muhakkak maske takıyorum. Bu da diğer arılarımla aynı ırk, diğer kovanlarımda. Bu normal kaldı. Bundan biraz diğerlerine takviye yaptım. Kata çıkan bazı kovanlarıma geri kalmasın diye. Amaç bu böyle kaldı. Takviye kovan olarak kaldı. Size bunlar nasip olursa Ağustos 15'teki çam balına yetişeceğiz. Bir de ayrıyeten bilmemiz gereken, üzerimizde herhangi bir koku, parfüm kokusu veyahut da ter kokusu olmaması gerekiyor. Muhakkak üzerimizdeki elbisenin temiz olması gerekiyor. Ve ara ara duman vererek feromonini bastırmak için kullanıyoruz. Ve başlayalım. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi arımıza bakıyoruz. Herhangi bir hırçınlık yok. Arımızın kontrolünü yapıyoruz. Sonuçta da balımız mevcut. Az miktarda polenimiz var. Bunu kenara koyuyorum. İkinci sitamıza bakıyorum. Evet. Kapalı yavru düzeni, altta açık yavrular, larvalar, en altta da günlük yumurtalar mevcut. Anamızın verimli olduğunu gösteriyor. Çünkü düzenli bir yumurta atışı var. Görüldüğü gibi. Bu kıştan az zayıf bir kovandı. 2 ya da 3 çıta olması lazım. Bunu takviye olarak kullandım. Bir de bir dahaki videomda ben peteklerime bu şekilde çizgi koyuyorum. Bunun detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Ve muhakkak tarih koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tarih de önemli. Ne zaman konmuş petek, ne zaman? Mesela bu 2020 tarihinde konmuş. Yani 20 Nisan'da konulan peteğimiz bu. Evet arkadaşlar. Bir de arımıza korktuğumuzu hissettirmememiz gerekiyor. Yani korktuğumuzu hissettirsek o zaman demek ki algılıyor diye düşünüyorum. Eğer arıya korkarak yaklaşırsak o da bize daha çok saldırma ve hırçınlaştırmış oluyoruz. Arımızı severek bakın. Bunlar benim kara kızlarım. Maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, komple kapalı. Maşallah maşallah. Alarm feromen kokusu varsa onları bastırmak için ara ara körük veriyoruz. Normalde bir kişi daha olsa araya bakarken sürekli körük verse böyle hafif hafif ve daha faydalı olur. Gördüğünüz gibi. Evet, yüzümde dolaşıyor bir tanesi ve gitti. Sakin. Sakin olduğumuz sürece herhangi bir şey olmaz.
kulağıma girmeye kalktı bir tanesi. Aslında bu tül maskelerden olsa bir tane üzerimize koysak daha güzel olur. Son çıtada bakıp kapatıyorum artık. Bunu herhalde kat atarız diye düşünüyorum buna. Evet, gayet güzel. Biraz karışık atmış. Havada bugün serin. Aslında serin havalarda açmamak gerekiyor kesinlikle. Hay maşallah. Komple doldurmuş bal ve polen var. Diğer çerçeve de dolu gözüküyor. Artık fazla da rahatsız etmek istemiyorum aramızı. Çünkü bunu kata atmam gerekiyor. Bugün nasip olsa bunun katını da atarız. Ve bu şekilde aramıza yol vermiş oluruz. Sıkıştırmamaya özen gösterin. Muhakkak sıkışan oluyordur ama mümkün olduğu kadar az sıkıştırmakta fayda var. Çünkü sıkıştığı zaman o da bir tehlike kokusu salgılıyor. Evet arkadaşlar, arımız artık sakinleşti. Görüldüğü gibi yanıma kadar sokabiliyorum. Önemli olan sakin durabilmek, sakin kalabilmek ve arıyı sevebilmek. Arıyı sevdiğimiz zaman her şey yoluna giriyor. Tabii sokma ihtimali yok mu? Var. O da artık onun nazı. Evet, artık peteğimizi yerine bırakabiliriz. Evet, artık kaldırabilirim artık. Heyecan yok, panik yok. Kızlarımızı severek baktığımız sürece gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle esen ve sağlıcakla kalın, dostça kalın. Bereketli sezonlar diliyorum herkese. Hayırlı günler.